götürürken de, sıkıntılarını çözerken de asla ayrım yapmadık, yapmıyoruz. Ancak tarihiyle, kahramanlık hikayeleriyle, milli mücadelede oynadığı öncü rolüyle Gaziantep'in bizim gönlümüzde ayrı bir yeri bulunuyor. Antep, Gazi unvanıyla müşerref olmuş dünyada ilk ve tek şehirdir. Antep, ezan ve bayrak uğrunda 6.317 yiğidini toprağa vermiş yürekli bir şehirdir. Antep, istiklali ve istikbali için ağır bedeller ödemiş cefakar bir şehirdir. Antep, aynı zamanda 2002'den beri kutlu davamıza sahip çıkmış, bizimle yol yürümüş vefakar bir şehirdir. Antep'i Gaziantep yapan, bu şehre ruhunu, karakterini, asaletini veren hasletlerin bilinmesi çok önemlidir. Tam bir asır önce bu topraklarda yazılan direniş destanını özellikle gençlerimizin anlaması, hafızalarına kazınması gerekiyor. Evet, Teknofest gençlik, size sesleniyorum. Siz farklısınız. Farklılığınızı 2023'e kadar güçlenerek devam ettirmelisiniz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Öncesi ve sonrasıyla Antep savunmasında yaşananları bakınız, şair nasıl anlatıyor? Fransızlar dört taraftan yürüdü. Yağ kalmadı yüreğimde, eridi. Çok yiğitler siperlerde çürüdü. Hani benim mor sümbüllü bağlarım, Antep diye hazin hazin ağlarım. Bir mezara dört şehidi koydular. Mecruhlar hep hastaneye doldular. Çok kimseler onu da güç buldular. Hani benim mor sümbüllü bağlarım, Antep diye hazin hazin ağlarım. Minareden ezan sesi gelmiyor. Ne olup ne olmadığın kimse bilmiyor. Gelinler, kızların yüzü gülmüyor. Hani benim mor sümbüllü bağlarım, Antep diye hazin hazin ağlarım. Evet, herhalde zılgıtı bana atmıyorsunuz değil mi? Gerekli olan yerlere atıyorsunuz. Antep, gazilik payesiyle işte böyle çetin mücadeleler neticesinde müşerref olmuştur. Gazi Mustafa Kemal de Gaziantep'in kahramanlığı karşısında yaşadığı hissiyatı şu şekilde kelimelere dökmektedir. Bu tek Türk şehri hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığıyla kendini kurtardı ve gazi unvanına bir hakkın liyakat kesbetti. Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gaziantep'lileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Ben
Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar sadece Antep'i değil, Türkiye'yi de kurtardılar. Evet, bugün ezanı, bayrağı, vatanı ve istiklali uğrunda nüfusunun dörtte birini şehit veren Antep'in işgalden kurtuluşunun 100. seneyi devriyesine ulaşmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Şahin Bey'den Karayılan'a, Özdemir Bey'den Albay İrfan Bey'e kadar kanlarıyla, canlarıyla Antep'in savunmasına öncülük eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Antep savunmasında şehit düşen 6317 kahramanın her birine bir kez daha Rabbimden rahmet ve mağfiret diliyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Rabbim bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin mübarek yolundan ayırmasın. Değerli kardeşlerim, bir asır önce şanlı bir direnişle destan yazan Gaziantep, bugün de başta ticaret ve üretim olmak üzere her alanda tarih yazmaya devam ediyor. Vatanımızın tepesinde işgal bulutlarının dolaştığı bir dönemde Gaziantep nasıl mücadelesiyle milletimize umut aşılamışsa, bugün de üreterek, çalışarak, ekonomiye katkı sağlayarak ülkemize örnek oluyor. Gelirken yol kenarında hanım kardeşlerim tezgahı hazırlamışlardı ve tüm meyve çeşitlerinden maşallah dondurulmuş, kurutulmuş meyveleri bize ikram ettiler. Tek kelimeyle dört dörttü. Şimdi karşımda da onları görüyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gaziantep'in yatırımda, istihdamda, üretimde, ihracatta, bunun yanında bütünüyle İnşallah büyümede Türkiye'de örnek olmaya devam edeceğine inanıyorum. Yardımseverlikte mazlum ve mağdurlara ensar olmakta gösterdiği başarı her türlü takdirin üzerindedir. Bilhassa son iki yıldır içinde bulunduğumuz salgın döneminde Gaziantep başarılarıyla hem bizim hem de milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Biliyorsunuz şehrimizi bundan 15 ay önce 26 Eylül 2020 tarihinde ziyaret etmiştim. O günlerde Gaziantep'e geldiğimizde tüm dünya ile birlikte ülkemizde salgının sıkıntılarını yoğun bir şekilde hissediyorduk. Dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durmuş, kepenkler inmiş, insanlar evlerine hapsolmuş, seyahat yasakları, sokağa çıkma kısıtlamaları günlük hayatın sıradanları haline dönüşmüştü. Tüm dünyada ciddi bir belirsizlik, ümitsizlik ve karamsarlık hakimdi. Milletimiz tüm bu sorunlarla uğraşırken muhalefet yangına körükle gidiyor, milletin derdiyle dertlenmek yerine istismar peşinde koşuyordu. Maşallah. Hatırlayın, siz bu güzelim şarkıyı terennüm ederken onlar
yandık, bittik, öldük diyerek insanımızın, girişimcimizin, çalışanımızın, üreticimizin morallerini bozmaya çalıştı. Sakın balkondan düşmeyin ha. Ben de sizlerle beraberim. Tam kapanma çağrıları altında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri bize örnek göstererek Türkiye'nin salgınla mücadelesini sekteye uğratmaya kalktılar. Milletin sıkıntısını paylaşmak, hükümetle dayanışma sergilemek yerine yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmenin hesabını yaptılar. Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek, Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar. Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle ya? Önce siz ne yaptınız veya belediyeleriniz ne yapıyor? Bunu bir bu millete anlatın. Hiçbir şey yok. Her tarafı bakıyorsunuz kanalizasyonlar alıp götürüyor ama bunlarda bir şey yok. Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin tüccarını, bürokratını, hakimini, savcısını, iş adamını, memurunu, polisini tehdit eden bir genel başkan var. Türkiye'ye, Türkiye'nin üretim altyapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine gittiler çareyi ya 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar. Onlardan medet umdular. Biz ise evet 2003-2013 Haziran'ında IMF'le defteri kapattık. 23,5 milyar dolar borcu biz ödedik. Biz! $27,5 milyar banka rezervi vardı göreve geldiğimizde, hamdolsun şimdi $120 milyar dayandı. Biz buyuz. Yönettikleri şehirlerdeki beceriksizliklerini burada saymıyorum bile. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bunların hiçbirine eyvallah etmedim. Kendi çapsızlıklarını örtmek için felaket çığırtkanlığı yapanlara, sabah akşam millete umutsuzluk aşılayanlara asla kulak asmadık. Güçlü sağlık altyapımızın sağladığı imkanları en etkin şekilde kullanarak esnek ve özgün bir modelle salgın sürecini başarıyla yönettik. Gençler, tüm genç arkadaşlarınıza şunu söyleyin. Koronavirüs salgını esnasında dünyada COVID olanları yatıracakları hasta yatağı bulamazken Türkiye'de biz sadece İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1050 odalı tüm teknolojiye hakim iki hastaneyi yaptık. Birisi Atatürk Havalimanı, birisi Sancaktepe. Bir diğerini de Arnavutköy'de yaptık. Ama bir de Çam Sakura
şehir hastanesini yaptık ki dünyada örnek. Ve gelenlerin hayran kaldığı bir yer. Ve Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte buranın açılışını yaptık. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Ama Bay Kemal hala şehir hastanesi nedir bunu bilmiyor. Diyor ki bize bunun bütçede yerini göster. Ya sen ne anlarsın bütçeden, ne anlarsın bütçe kalemlerinden? Eğer çok merak ediyorsan gitti Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Hani diyordu ya Merkez Bankası bağımsız değil. Ya bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Seni oraya soktuklarına göre demek ki bağımsız. Ve böyle bir kuruluş sana bir briefing veriyor. Çıkıyorsun dışarıya. Dışarıda gizlilik ruhu olan bu kurumun sana verdiği bilgileri medyayla paylaşıyorsun. Ya sen de bir defa bu noktada haysiyet yok. Yok. Ve arkadan istatistik kurumuna gitmek istedi. İstatistik kurumu nefis bir cevap verdi. Siz dedi imtihanı Merkez Bankası'nda kaybettiniz. Dolayısıyla sizinle paylaşacak hiçbir bilgimiz yok. Çok istiyorsanız bize yazılı olarak bildirin. Biz de size yazılı cevabını veririz. Çılgına döndü. Daha sen de çılgına döneceksin. Çünkü dürüst değilsin. Siyasi ahlaktan yoksunsun. Sende etik diye bir şey yok. Ve bizler kararlı adımlarla yürüyoruz. Şehir hastanelerimizde ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın rahatlıkla gittikleri zaman ilgi görecekleri yerdeyiz. Şimdi burada tabii bir olay var. Değerli kardeşlerim, burada malum üç yaşındaki, dört yaşındaki Asiye yavrumuzu maalesef bu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Ve tabii biz hayvanseverler noktasında bir yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Ve şimdi tabii bu yasal düzenleme ile ortaya bir de bedel çıkıyor. Bu Asiye yavrumuz dün gece kendisini biz ambulans uçakla buradan çok değerli kardeşim Ömer Özkan Bey'in hastanesine, Antalya Üniversitesi'ne naklettik ve orada gerekli olan operasyonlar kendisine yapılacak. Tabii ilginç olan bir şey var. Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor, ne gidiyor, ne yapıyorlar, şudur budur. Hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor. Hala bu adamlar acaba babasını nasıl aldatırız, nasıl kandırırız bunun gayreti içindeler. Kandıramayacaksınız. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Ama biz de anneyi de babayı da, yavruyu da inşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve alanında ülkemizde de dünyada da parmakla gösterilen doktorlarımızla inşallah tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim.
Asiye yavrumuzu da inşallah kurtarmış olalım. Ve babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz ve onu da inşallah çok daha ideal bir yere inşallah çalışmak üzere sevk ediyoruz. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen hamdolsun vatandaşımıza nerede bu devlet dedirtmedik, dedirtmeyeceğiz. Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin kesintisiz sürmesi, istihdamın korunması için tüm kesimlere yönelik önlemleri devreye aldık. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ'lere, çiftçimize, esnafımıza, çalışanlarımıza sağladığımız destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Özellikle toplumun en korunmasız kesimlerini sosyal destek ödemeleriyle ayakta tutmaya özel önem verdi. Muhalefet çözümü IMF reçetelerinde görürken biz milletimize inandık, ülkemizin potansiyeline güvendik, Gaziantep gibi lokomotif şehirlerimizin azmine, gayretine, üretkenliğine sonuna kadar itimat ettik. Belirsizliğin hüküm sürdüğü o günlerde sadece Antep'te toplam yatırım bedeli 15 milyar lirayı bulan 300 yeni fabrikamızın açılışını gerçekleştirdik. Çoğunluğu 5. organize sanayi bölgesinde yer alan bu yatırımlarla 45 bin vatandaşımıza doğrudan 100 bin insanımıza dolaylı olarak istihdam imkanı sağladık. Bunun yanında İstanbul'dan Ankara'ya, Kocaeli'nden Konya'ya kadar ülkemizin dört bir köşesinde yatırımları, yeni fabrikaları, yolları, tünelleri, otoyolları, enerji tesislerini hayata geçirdik. Böylece şartlar ne olursa olsun, yatırımdan, istihdamdan, üretimden, ihracattan taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Kardeşlerim, siyaset kritik dönemlerde ülkesi ve milleti adına zor kararlar almayı gerektirir. Siyasetçinin görevi de ikbal peşinde koşmak değil, emanetini taşıdığı milletine karşı sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmektir. Gelecek yerine sadece bugüne odaklananlar tarihin önlerini açtığı fırsat pencerelerini de göremez. Bunun için sık sık siyasetin bir gönül işi, ufuk işi olduğunu söylüyorum. Meselenin günü kurtarmak değil, ülkenin çeyrek asrına, yarım asrına damga vurmak olduğunu ifade ediyorum. Yol arkadaşlarıma, muhalefetin hezeyanlarıyla vakit harcamak yerine kendi işimize bakmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Nitekim muhalefetin propagandasına rağmen salgın döneminde aldığımız kararların ne kadar doğru olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Geçmiş sene ve 2021 yılına ait veriler de bunu teyit ediyor. 2020 yılını dünyada büyümeyle kapatan iki ülkeden biri Türkiye oldu. Küresel ekonomi %3,4 küçülürken biz %1,8 oranında büyüdük. 2021'in ilk çeyreğinde %7,2, ikinci çeyreğinde %21,7, üçüncü çeyreğinde %7,8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık. Bu seneki büyüme rakamlarımızın çift haneleri zorlayacağına inanıyorum. 221 milyar dolara ulaşan ihracatımız yıllık bazda tarihimizin en yüksek seviyelerine çıktı. Turizmde geçen seneki kayıplarımızı önemli ölçüde telafi ettik. 2022 yılının turizmcilerimiz için çok
çok daha iyi bir yıl olacağı anlaşılıyor. Dünyada yatırımlar adeta durma noktasına gelmişken ülkemiz yatırım çekmeye devam ediyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, tesislerimiz hamdolsun harıl harıl çalışıyor. Üretiyor, ihraç ediyor. Özellikle Gaziantep üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de adeta destan yazıyor. Gaziantep'ten çıkan ürünler Türk malı damgasıyla dünyanın 175 ülkesinde rafları, marketleri, pazarları süslüyor. Gençler, ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizlerle ne kadar iftihar etsem azdır. Dahası gün geçtikçe Gaziantep'in hem yatırım, hem istihdam, hem üretim, hem ihracat kapasitesi artıyor ve büyüyor. Bu sene sonunda şehrimizin yaptığı toplam ihracatın nereyi bulacak biliyor musunuz? 12 milyar doları bulacağı görülüyor. Gaziantep. Buradan bir kez daha Gaziantep'le birlikte ülkemizin gelişmesi, kalkınması için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde Gaziantep'ten daha fazla gayret, daha fazla çaba, daha fazla başarı bekliyorum. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat eksenli yeni büyümenin Türkiye'de örnek olacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Gaziantep'in hedeflerine muhakkak ulaşacağına inanıyorum. İnşallah biz de bu süreçte Gaziantep'li kardeşlerimizin yanında olmayı, şehrimize her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Kıymetli kardeşlerim, burada çok genel hatlarıyla anlattığım şu tablo bile AK Parti ve Cumhur İttifakı ile muhalefet partileri arasındaki zihniyet farkını göstermeye kafidir. Muhalefetin Türkiye'ye sunabilecek hiçbir vizyonunun olmadığı bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bunların ne milletimize hizmet gibi bir dertleri ne de ülkenin yarınlarına dair bir hayalleri var. Bunların yegane gayesi yalanla, iftira ile, hakaretle, siyasetle gemilerini yürütmek, koltuklarını borçlu oldukları odaklara şirinlik yapmaktır. Şanlıurfa'da ne diyor? Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin, elektriği size bedava verin. Ya bu adam ne kadar zavallı bir adam ya. Elektriği kimin ürettiğini bile bilmiyor. Ya belediyelerin elektrikte ne işi var? Belediyeler devletten, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan elektriği alır. Öyle mi? Bedelini öder. Arkadaşlarımız gayet güzel bir şey söylediler. Dediler ki Adana'da senin belediyen var. Hadi buyurun. Adana neredeyse yarısı çiftçi olan bir ilimiz. Hadi Adana'daki çiftçilerimize elektriği ver bakalım. Verebiliyorsan bedava. Yalan, yalan. Kendi çıkarları ve ikballeri uğrunda çiğnemeyecekleri değer yoktur. Bunun için biz onlardan ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı bir iş, hayırlı bir söz beklemiyor. Sadece gölge etmesinler yeter diyoruz.
omuzlarımızdaki yükün bilinciyle gece gündüz demeden davamız ve hedeflerimiz için koşturuyoruz. Muğla'da yangın oldu değil mi? Antalya'da yangın oldu. Peki ya sen Muğla Belediyesi sizde aynı şekilde Antalya sizde ne yaptınız? Yaptıkları bir şey var mı? Yok. Yine orada bütün o yanan evleri, altyapıyı yine biz yaptık. Biz hala da yapıyoruz. İzmir, Bay Kemal'in milletvekili olduğu il değil mi? İzmir'de değerli kardeşlerim, bütün o afetlerin olduğu bölgede o evleri kimler yaptı? Biz yaptık. Ve sahiplerine 750 kadarını teslim ettik. Şimdi hedef 3000 küsür rezerv alanda yapılmakta olan binalar. Onları da yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. Bizde laf yok. İcraat var. Bay Kemal'de laf. Başka bir şey yok. Ülkemizin son 20 yılına nasıl eserlerimizle mührümüzü bastıysak inşallah 2023 hedeflerimizle 2053 vizyonumuzla geleceğine de ülkemizin damgamızı vuracağız. Türkiye'yi demokrasi, adalet, refah, barış ve kardeşlik temelleri üzerinde hep birlikte aydınlık yarınlara taşıyacağız. Şundan hiç şüpheniz olmasın. 21. yüzyılın yükselen yıldızı Türkiye'dir. Bu milletin yükselişini, şahlanışını Allah'ın izni ve inayetiyle hiç kimse engelleyemeyecektir. Şair ne diyor? Gençler, şair ne diyor? Tasalanmayaydım. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Evet. Hazır mısınız inkılaba? Az kaldı. Evet, 2023 seçimlerine giderken sizlerden bu inanç ve azimle çalışmanızı sürdürmenizi bekliyorum. 2023'e kadar kapısı çalınmadık ev, dokunulmadık gönül, hala hatırı sorulmadık Antepli bırakmayacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte bu çalışmayı sürdüreceğiz. Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserleri, yatırımları, hizmetleri vatandaşlarımıza tek tek anlatacağız. Muhalefetin yalan siyasetini, hakikatle nefret siyasetini kardeşlikle boşa çıkaracağız. Etnik, kültürel ve meşrep farklılıklarımız üzerinden birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine fırsat vermeyeceğiz. Şimdi ben bu salona biraz sonra da meydana sesleniyorum, sesleneceğim. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki, para pul için değil, Allah için seveceğiz. Her bir Gaziantep'li kardeşimizin derdiyle dertlenecek, sıkıntılarıyla hemhal olacak, İyi ve kötü gününde daima yanında bulunmaya gayret edeceğiz.
Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde de ardından evelallah gelecek 2024 mali idareler seçimlerinde de zafer bizimdir. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Başta gençlerimiz ve kadınlarımız olmak üzere Antep teşkilatımıza güveniyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Coşkuyla. Tüm Antep duysun. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu düşüncelerle Gaziantep İl Danışma Toplantımızın partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev alan tüm kardeşlerime gayretleri, emekleri, sadakatleri için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı